Arkadaşlar hepinize selamlar, saygılar. Ben Astro Canan. WhatsApp numaram 0546 481 3506. Bugünkü deste seçtik kahve falım var ve tarot okumalarım var. Hangisini istiyorsanız üzerine yoğunlaşabilirsiniz aziz arkadaşlarım. Ben kahve falıyla başlamak istiyorum. Şöyle bir baktığımda maşallah maşallah böyle kalesi olan bir şehir görüyorum. Kalesi olan bir şehirde kafası karmakarışık olmuş bir kadın ve biraz uzağında bir erkek var. Belki aynı şehirde ama uzak semtte, belki de farklı bir şehirde ama düşünceler dağılmış. İkisi de farklı atmosferde, farklı çevrelerde birbirlerini düşünüyorlar ve şurada oluşan negatif enerjiyi görüyor musunuz? Bir tartışma, bir kavga, bir kötü enerji olmuş arkadaşlar. Canınızın sıkısına bakar mısınız? Ne kadar zor, ne kadar sıkıcı süreçlerden geçiyorsunuz. Allah yapanları iflah etmesin inşallah. Bir negatif enerji sarmış, yıldızınız düşük. Belki uyku uyumuyorsunuz, belki huzursuzsunuz. Bakın görüyor musunuz? Uzun boylu bir erkek ve böyle uzun saçlı, orta boyda ince bir hanım sarılmışlar birbirlerine aşkla, sevgiyle. Ama şurada bir sonraki hamlede ayrılıyorlar ve gerçekten evli de olabilir bunlar. Partner durumu da olabilir. Kocaman hane içerisinde yapılmış kocaman bir büyü. Sadece aslan yatıyor kocaman. Kadının koruması varmış ve koruma yüzünden zaten Allah göstermesin daha kötü olaylar olmamış. Kazalar, belalar olmamış. Belki bir kaza olayı hemen böyle sıyrıklarla atlatıldı. Belki ev kazası oldu. Belki trafik kazası gibi bir şey olacaktı. Son anda olmadı. Kadın üzerine yapılmış. Bu çiftin ayrılması için yapılmış bir negatif enerji, bir büyü. Arkadaşlar 18 gün ile 8 ay arasını veriyor. Veya 8 aydan daha fazla olabilir. Bir 8 sayısı var. 2018 yılında yapılmış olabilir. 8 yıl önce yapılmış olabilir. Ben kolektife çalışıyorum. Kolektife bakım yapıyorum. Hane içerisinde kocaman bir 8 belirdi. 8 yıl, 8 ay veya ayın 18'ine yapılmış bir büyü. Ve gerçekten bu kadın çok zor günler geçiriyor. Büyük tuzaklar ve aykırı bir durumlar ortaya çıkmış arkadaşlar. Bir tahtarı valinin ucunda iki kişi görüyorum. Birbirlerini ölçüp tartıyorlar. Sürekli olarak eleştiri durumu var. Fakat bunlar düzelir. Üzerindeki ağırlıkları atmaları gerekir. Kocaman bir karga gözüküyor şurada. Bakın görüyor musunuz? Karga toprağa eşeliyor arkadaşlar. Toprakta diyor, bu büyü yapılmış, toprağa konmuş diyor. Allah göstermesin, iyi ki kötü bir şeyler olmamış. Kadın kendi namusuna kıvrılmış ya, yani susmuş, hani namusuna bunalmış, susmuş derler ya, susmuş, ne olduğunu söylememiş, ne oldu, niye oldu, ayrılık mı oldu diyenlere hep bir böyle bahane üretmiş, bir şeyleri üstünü örtmeye çalışmış ama dostlarım bir toprağa yapılmış tılsım var, bunun çözülmesi gerekir. Kunduz var dostlarım, kunduz sürekli dedikoduyu üretip çekilen birisidir. İş hayatına dikkat edin. Kadın ya da erkek, iş hayatına dikkat edin. İş hayatındaki olayları evinize yansıtmayın arkadaşlar. Maddi manevi bazı zorluklardan geçtiğinizi görüyorum. Burada bir kılıç var arkadaşlar. Bir kılıç ve keskin bir kılıç. Size bu büyülerin çözülmesi için Zilzal suresini öneriyorum. Zilzal zelzele anlamına gelir. Sizin hayatınızı böyle karartmak için yapılmış bir büyü, bir tılsım. Toprağa gömülmüş. Bunlar sarsılsın diye yapılmış. Her gün 41 kere Zilzal suresini oku. Buna 20 gün devam et. Bu büyü falan kalmaz arkadaşlarım. Kesinlikle bakın şurada. Yine aynı şekilde arkadaşlar, hane içerisinde katmer katmer bir tartışma görüyorum. Bir şeyler büyüyor. Yani bir ufacık konu büyütülmüş. Köpürtülmüş de köpürtülmüş. Yani durduğunuz yerde olaylar çarptırılmış. Tartışma, kavga hiç bitmiyor. Bazı üzüntülerinizin, sıkıntılarınızın hiç bitmediğini görüyorum. Eğer dostlarım bir diş ağrısından muzdaripseniz başka sebepleri de arayın. Yani bir diş ağrısı, kemik ağrısı gibi bir olay var. Bir sağlık sorunu var. O sağlık sorunlarını çözmeyi deneyin. Uzaklardan iki haber alacağınızı görüyorum evvelallah. Kırlangıç sürüsü var. Bir topluca geziye gideceksiniz. Memnun kalıp döneceksiniz. Yani bir memnuniyet olayı var. Kesinlikle memnun kaldığınız bir seyahate çıktığınızı görüyorum arkadaşlar. Hane içerisinde
kocaman bir ay hilal büyümeye başlamış. Duygularınız, düşünceleriniz büyüyor. Gittikçe büyüyecek de arkadaşlar. Güzel bir olaya tanıklık edeceksiniz. Bir anahtar aldığınızı görüyorum. Ev ya da araba alma hayaliniz gerçekleşmek üzere. Bu gerçekleşmek üzereyken sakın bırakma. Hayallerinin peşinden git diyor sistem sevgili arkadaşım. Kesinlikle bunun peşinden gitmen gerekir. Evet, şurada bakıyorum arkadaşlar. Altıgen şekli oluştu. Altıgen biliyorsunuz daha önce de görmüştüm ben birkaç falda. Altıgen bal peteği şeklidir. Bir kısmetli iş veya ballı bir söz, güzel bir söz sizi ihya edecek. Ebediyen mutlu olacağınız bir beraberlik yaşamak istiyorsanız üzerinizdeki negatifi attırın diyor sevgili arkadaşlarım. Bir çarşamba günü bir resmi evraka başlayacaksın, sonu hayır ve hasenettir. Kalbine saplanmış bir hançeri söküp attığını görüyorum. Bir nazar olabilir, kötü bir söz olabilir, kalbini yaralayan bir insan olabilir. Onun söylediklerini bir kenara atıyorsun, mutluluk ve huzurla dolup taşıyorsun arkadaşım. Mars'ın işareti var, mücadeleye giriş geçeceğini görüyorum. Birkaç tane mum yanıyor şurada arkadaşlar. Bir doğum gününe gidebilirsin. Bir kutlama yapabilirsin. Partnerin bir kutlaması olabilir. Kalbin boşsa birisiyle tanışabilirsin sevgili arkadaşlarım. Kesinlikle birisiyle tanışma ve tanışmanın arkasında mutlu bir beraberlik görüyorum sevgili dostlarım. Şurada limon şekli belirdi. Limoni sözler var. Birilerinden duyacağınız hafif dedikodular ve anlamsız sözler senin biraz canını sıkabilir. Ama üzülme, sonu aydınlığa çıkacak arkadaşlar. Efe gibi, Ethem gibi ya da Elfida gibi bir isimde bir kadın ya da erkek haneye doğru geliyor. İyi niyetle geliyor. Dostane geliyor. Lütfen gelen insanlara böyle her geleni Hızır bil derler ya, her geleni Hızır gel, bu konuda iyimser davran. Fazla da iyimser olabilirsin. Çünkü haneye gelenlerde bu aralar bereket var. Haneye gelenlerde iyilik var. Düşmanlar sadece uzaklaşmış gidiyor, onu söyleyeyim. Düşmanlar uzakta. Düşmanlı biraz uzakta ara bu aralar sevgili arkadaşım. Şöyle bir baktığımda şurada yine bir anne ve bebek gözüküyor, süt emziriliyor. Bereketli bir dönemece gelinmiş sevgili arkadaşlar. Bakıyorum tabağa hayırlısıyla. Şöyle bir baktığımda tabağa arkadaşlar, kocaman koruyucu bir kartalınız belirdi ve arkasından koşan bir at var arkadaşlar. Kartal tepede, at yeryüzünde, toprağın üstünde. Gök olanla yer olan birleşiyor diyor. Hava gruplarıyla toprak grupları arasında beraberliklerde şans çok yükseliyor arkadaşlar. Hava gruplarını biliyorsunuz, ikizler, kova ve sevgili terazi burçlarıyla oğlaklar, boğalar ve oğlak, boğa ve öbür toprak grubu başaklar arasında. Toprak grupları bakın, unutkanlık, başak, oğlak ya da boğaysanız dikkat edin, hava grubundan bir partnerle çok güzel bir beraberlik yaşayacaksınız. Saçı örgülü bir genç kız var. Sanki üniversiteye gidiyor. Bu sizin kızınız olabilir, siz olabilirsiniz, evladınız olabilir, bir yakınınız olabilir. Ona maddi ve manevi destek verin. Sizi sevindirecektir arkadaşlar. Şu da bir hazine. Maddi anlamda bolluğa işaret ediyor. Allah'ın izniyle aldım, kabul ettim demeniz yeterli. İnşallah Allah gönlünüze göre versin. Arkadaşlar geliyorum tarot okumasına. Evet. Şöyle bir bakalım. Görüyor musunuz? Yeni başlangıçlara hazır olun. Cesaretle atlayacağın bir olay var. Hani bir şeye
böyle büyük bir özgüvenle girişiyorsun. Yapma etme deseler de risk almayı seviyorsun ve hayat seni destekliyor, inanır mısın? Bir anda böyle kendini lider pozisyonunda bulabilirsin ya da bir lider gibi birisiyle görüşeceksin. Kendini çok güvende hissedeceksin. Birileri sana güç ve kuvvet veriyor arkadaşım. Hiç merak etme, Koç burcundan olabilir. Oğlak burcundan olabilir, Balık burcundan olabilir. Duygusal ama otoritesi yüksek bir adam sana destek veriyor. Hiç bu adamı kaçırma, bir erkek gözüküyor arkadaşlar. Kadın ya da erkek olmanız fark etmez. Aşkta ilerleme ve sevgiliden alınacak haberle beraber coşacaksın, taşacaksın. Yeni elbiseler alıyorsun, yeni çevrelere giriyorsun. Bu seni mutlu ve bahtiyar ediyor. Yalnız bir aşk üçgeni var, uzaklaşmış. Yani eğer ikili ilişkilerde bir sorun yaşanıyorsa biraz geçmişe bak. Biraz da sen karşıdakini öfkelendirecek sözler söylemişsin ama haklısın. Çünkü burada kadın erkek ilişkisinde erkek ya da kadının dengesiz hareketleri olmuş arkadaşlar. Kendini böyle bir ego içinde bulmuş karşı taraf. Param var işte, ben hayallerimi gerçekleştirdim diyor ama bilmiyor ki bir kadın ya da bir erkek hayatında olmaz, hep bir şeyler eksik, o hep üstün gelen taraf olmak istiyor. Bakınız, ben kolektife bakın, kadın ya da erkek olun, karşıdaki sevgiliniz ya da kocanız, karınız fazlaca ego yapıyor. Onun bu kadar hegemonya kurmasına izin vermeyin. Ve aniden bakınızın, yıldızınızın parladığı bir dönemeç yaşıyorsunuz. Yalnız bazı kereler böyle sizi üzen, daraltan olaylar olmuş. Bunun sebebi de bakınız, sizin modunuzu düşüren düşük bir yıldız var. Bir nazar, bir negatif enerji. Bakınız, ya Mayıs ayında yapılmış ya Kasım ayında yapılmış bir büyüye işaret ediyor. Bunu bozdurduğun takdirde 6 gün 6 hafta içerisinde yıldızın yükselecek. Ve dedikodulara kulak asma, aklını mantığını kullan ve aynı zamanda arkadaşlar, düşüncelerin bilinçaltına doğru yolculuk yapıyor. Acaba bu iş neden böyle çıkmaza sürüklendi? Ya da neden benim ilişkim yürümüyor diyebilirsin. Üzerindeki bu büyünün, negatif enerjinin atılması gerekiyor arkadaşlar. Hiç itiraz etmeyin. Gideceğiniz bir yerde bu büyüyü ve negatif enerjiyi çözdüreceksiniz. Ama öfkelenmişsiniz. Görüyor musunuz? Bu negatif enerjiyi çözdürdüğünüzde en büyük yıldız geliyor, Güneş. Çok büyük parlayacaksınız. Evlilik, evladın olur. Oluşumu ve kırmızı hareket getiriyor. Durma, hareket et diyor arkadaşlar. Durma, hareket et. Öfkeni yen. Yıldızın ancak öyle yükselir. Üzerindeki negatif ve büyüyü atmanla beraber her şey çok güzel olacak. Bak, kalp kırıklığı. Büyüyü yapan kişi üçüncü şahıs arkadaşlar. Eşinizin daha önceki partneri, sevgilinizin daha önceki partneri yaptırmış olabilir. Dikkatli olun. Bunu yeneceğiniz kesin mi? Evet, çok zaman harcamışsınız. Yenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakıyorum. Bakın, zaman çok aleyhinize işliyor. Bir an evvel başlayın diyor. Bunu yeneceksiniz diyor. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar, zaman kaybınız çok olmuş. Bu zaman kaybını telafi etmek için bir an evvel işlemlere başlatın. Sonu nedir dediğimde, bak, hırsızı kovalıyorsunuz. Kalp hırsızını kovalıyorsunuz. Belki de sizin geçmişinizdeki birisi yaptırdı bunu ama onu alt etmeyi başarıyorsun. O ne durumda olacak? Bakın, o ne durumda olacak? O başkalarını kandırma durumunda olacak. Belki de mahkemelik bir olayınız lehinize sonuçlanacak. Arkadaşlar, dikkatli olun. Etrafı düşmanlar sarmış gözüküyor. Lütfen dikkatli olun ve birisinde mahkemede yeniyorsunuz ya da devlet kapısından bir işiniz hayırlısıyla halloluyor.